Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Günaydınlar, ben Perihan Tantu. İlk seansa hoş geldiniz. Evet, haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul'u açmaya hazırlanıyoruz. Bildiğiniz gibi dün sizi yeşil bir piyasayla karşılamıştım. Fakat bugüne baktığımızda piyasalarda daha karışık bir seyir hakim. An itibariyle Viyop cephesinde %0,11 kadar düşüş var. Negatif, hatta yatay bir açılış yaptık ama piyasa bir miktar negatife geçti. Hemen ben de Forex anketinden Borsa İstanbul'un açılış beklentileri devam etmek istiyorum. Sevgili Neslihan da Forex anketini bizlerle paylaştı. Bugün Forex'in anketine 37 analiz katılmış. Efendim 32'si pozitif, 5'i ise negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahmin ise 2.17 puanlık artış olması yönünde. Şu an Viyop'un aksine piyasa analistleri aslında Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyor. Dönelim şimdi. Endeksin nerede kapatmıştık onu hatırlayalım. 1429 puan seviyesinde kapattık. Dünün yıldızı bankacılık endeksiydi. Tabii yarın gözlerimiz nerede olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Dün bankalara bir alım gelince otomatik olarak piyasada şunu düşündü. Acaba Merkez Bankası Perşembe günü faizi sabit mi bırakacak dedi. Çünkü sabit bırakması yönünde piyasanın genel beklentisi ise dolar Türk lirasında kısmi bir gevşeme. Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü bir hareket. Ama tabii ki piyasanın otomatik olarak yapılan anketlerde genel beklentisine baktığımızda 50 bas puanlık yarın Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekleniyor. Dün dolar endeksinde sert aşağı bir hareket gördük. Bununla birlikte dolar Türk lirası da 9.37'leri görmüştü. Oradan 9.30'un altına sarktı. Bugün dolar endekse tekrar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Birazdan bakarız ama kurda 9.32 seviyesinde böylelikle. Euro Türk lirasına baktığımızda 10.85, sepet kur 10.09 ve gram altın fiyatları ise 532 lira seviyesinde. Dönelim buradan dolar endeksi cephesine bakalım. Uzun bir süredir 94 seviyesinin üzerinde seyreden dolar endeksini konuşmuştuk. Bugün baktığımızda ki dün 93.5'lara kadar bir hareket vardı. Bugün 93.75 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesi böylelikle 1.16.40 seviyesine kadar yükseldi. Pound dolar 1.37.84, dolar yen 114.49 ve dolar İsviçre frangı ise 0.92.40 seviyesinde. Şimdi az önce ifade ettiğim gibi bugün endekslerde net bir yön tayini yok demiştim. Asya tarafıyla başlayacak olursak burada görüntü karışık. Çin Şangay Kompozit %0,10 kadar aşağıda seyrederken Güney Kore Kospi %0,53 aşağıda, Hindistan'ın Sensex'i ise %0,39 aşağıda. Buna karşılık Japonya'nın Nikkei endeksi ve Hong Kong'un Hang Seng'inin daha pozitif fiyatlandığını görüyoruz. Yani Asya tarafına baktığımızda tablo bir miktar karışık. Fakat diğer endekslerde ve vadelilerde tablo biraz daha negatife dönüyor. Özellikle Avrupa tarafında da bildiğiniz gibi bugün hem İngiltere'den hem de Almanya'dan üfe ve tüfe rakamlarını aldık. Onların da etkisiyle birlikte Avrupa vadelilerde negatif bir fiyatlama var. ABD'ye bakacak olursak burada da fiyatlamanın negatif olduğunu görüyoruz dünkü pozitif kapanışa rağmen. Dow Jones vadeli %0,07 aşağıda, bununla birlikte S&P 500 vadeli ise %0,20 kadar aşağıda seyrediyor. Nasdaq vadeli ise %0,24 negatif diyelim. Bugün gözümüz nerede olacak? Tahvil faizlerinde. Çünkü ABD 10 yıllıkları yeniden %1,65 seviyesine yükseldi. Bu da tabii ki riskli varlıkları bir miktar bugün baskılayan en önemli etmenlerden bir tanesi oldu. Evet, burada %1,65 seviyesindeyiz. Tekrardan %1,70'lere kadar bir hareket görecek miyiz? Bununla birlikte bunun tabii ki hisse senedi tarafına yansıması nasıl olacak? Birazdan bunu konuşuyor olacağız zaten. ABD 2 yıllıkları %0,39, 30 yıllıklar ise %2,10 seviyesinde. Buna karşılık aslında piyasalarda karışık bir seyir var dedik ama korku endeksinde durum şu an için sakin. Oradaki net yön tayini muhtemelen ABD tarafı açılınca göreceğiz ama %15-16 seviyelerinde diyebiliriz.
Hızlıca buradan bir kıymetli metallere bakıp Borsa İstanbul'u açalım isterseniz. Ons altın güne 1775 dolar seviyesinden başlıyor. Gümüş 23,5 doların üzerinde 24 dolara yakın bir fiyatlama içerisinde. Palladium'da bir miktar %0,16 kadar düşüş var. Platin ise %0,33 primli. Bakır fiyatlarında ise %2'lik kayıp olduğunu görüyoruz. Piyasa açılmadan son bir petrol fiyatına bakıp orada bitirelim isterseniz. Brent petrol cephesinde %0,82 kadar bir düşüş var. 84 doların altına geldi fiyatlamalar. Ham petrolde ise %0,72'lik düşüşle aşağı yukarı 82 doların altındayız diyelim ve dönelim şimdi Borsa İstanbul'u açalım. Saatler 09.55'i gösteriyor. Borsa İstanbul'un açılış rakamlarını alıyoruz. Evet efendim, şimdi Borsa İstanbul'u nereden açıyoruz? 1432 puan seviyesinde %0,17'lik yükselişle açıyoruz. Şöyle bir alt endekslere bakıyorum. Dünün yıldızı bankacılık endeksi demiştim. Bugün bankacılık endeksi güne %0,11'lik düşüşle başlıyor. Fakat sanayi endeksi, holding, ulaştırma ve teknoloji endeksi güne pozitif tarafta başlayan yine alt endeksler. İsterseniz buradan BIST 100 ve BIST 30 tarafına dönelim. BIST 30 tarafında bugün en iyi performansla açılan hisse Ford Otomotiv, %0,71'lik yükseliş var. Bununla birlikte Ford Otomotiv'i BİM, Koç Holding, TAV, Pegasus, Koza Altın gibi hisseler takip ediyor. Bununla birlikte negatif tarafa baktığımızda bugün BIST 30 tarafında az önce ifade ettiğim gibi daha çok bankacılık hisselerini görüyorum. İşçi, Vakıfbank, Halkbank gibi, Garanti Bankası gibi hisseler var burada negatif tarafta açılanlarda. BIST 100 cephesine dönecek olursak en iyi performansla açılan hissemiz Kortsa. Kortsa'dan sonra az önce zaten Ford Otomotiv ve BİM'den bahsetmiştim. Bu listeye Zoren, Coca-Cola, Indes gibi hisseleri de ekleyebiliriz. Bununla birlikte negatif tarafa baktığımda şöyle bir BIST 100'ü tarıyorum. Yaklaşık bir 10 hisse zaten negatif tarafta güne başlamış. Geri kalan tüm hisselerin güne pozitif başlangıç yaptığını net bir şekilde ifade edebilirim. Evet, dönelim şimdi gününe çıkan başlıklarına bakalım isterseniz. Haftanın 3. işlem gününde izledik. Tabii ki bu hafta en önemli gündemimiz Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak ama bugün neler konuşacağız? Biraz da bunlara odaklanalım. Türkiye'de COVID-19 vaka sayısı yeniden biliyorsunuz 30 bin kişinin üzerine çıktı. 30.862 kişi olarak açıklandı. COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 223 kişi oldu. AB Komisyonu genişleme paketi Türkiye raporu yayımladı. Aslında bu paketin kapsamına baktığımızda Türkiye raporunda COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler sonucunda Türkiye'nin ekonomik krizden hızlı bir şekilde çıktığı belirtilirken ekonominin işleyişiyle ilgili ciddi endişelerin ise devam ettiği kaydedildi. Bununla birlikte S&P tarafına baktığımızda yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu S&P. Evet, IMF Çin misyonu şefi Hedberger, Çin ekonomisinin Evergrande bağlantılı risklerinin sınırlı olacağını ifade etti. AB Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Gentiloni'nin Avrupa Birliği'nin ekonomik toparlanmasının ısrarcı aşağı yönlü risklere rağmen devam ettiğini ifade ederken ABD Türkiye'den alüminyum folyo ithalatına anti-dumping vergisi koyacağını açıkladı. Bununla birlikte ABD'de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının 12-18 yaş grubunda %93 etkili olduğu da yine açıklandı. Bugün az önce ifade ettiğim gibi yurt içinde önemli bir veri akışımız yok. Daha çok yurt dışı cephesini takip edeceğiz. Yarın ise gözler Merkez Bankası'nda olacak. Buradan hemen Doktor Tolga Uysal'a dönmek istiyorum. Tolga Bey, günaydınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Perihan Hanım. Merhaba.
Şimdi bugüne baktığımızda aslında yarın bizim için önemli. Orayı birazdan konuşacağım ama bugünün özelinde yurt dışı tarafında birazcık satıcılı başladık güne. Aslında sabah saatlerine baktığımızda hem Almanya tarafından hem de İngiltere tarafından tüfe ve üfe rakamlarını aldık ama şimdi bir yurt dışı tarafıyla başlayacak olursak hem konuştuğumuz konulardan birisi biliyorsunuz enflasyon, diğer taraftan enerji fiyatlarının artıyor olması ve bu enflasyona karşılık merkez bankalarının neler yapacağı. Çünkü İngiltere tarafında da birazcık daha aslında beklentiler neye döndü? Hızlı bir faiz artımı gelir mi? Bunu konuşuyoruz. Ne dersiniz yurt dışı tarafı için? Burada riskler size göre hala devam ediyor mu? Hisse senedi piyasası üzerinde şu an konuşacağımız hali hazırdaki masadaki riskler sizlere göre neler? Şimdi aslında biz yavaş yavaş bu son çeyreğe girdiğimiz tarihten itibaren Perihan Hanım, bizim zaten yılbaşından beri söylediğimiz neydi? Son çeyrekte rüzgarlar sert esebilir diyorduk. Yani bunu söylememdeki ilk en önemli sebep 3 Kasım'daki bu FED toplantısıydı. Hı hı. Yani FED toplantısında tahvilenin programının yavaşlatılmasıyla beraber burada tabii ikinci bundan sonraki bakacağımız nokta faizlerin artırıp artılmayacağıydı. Şimdi FED şu noktaya kadar sürekli ne dedi? Tapering ile faizler iki ayrı konu. Biz faizleri daha sonra ele alacağız. Bunu ayrıştırmaya çalıştık ki bence çok başarılı oldu. Ve bu hisse senedi piyasasına çok fazla etki etmedi. Ki S&P'de hafif biraz düzeltme var gibiydi ama tekrar bir toparlama yaşıyoruz son birkaç gündür. Şimdi burada bu başarılı politika hisse senedi piyasasının yukarı gitmesine sebebiyet verdi. Şimdi ama bu noktadan sonra mesela siz de söylediniz İngiltere Merkez Bankası artık yavaş yavaş faizlerin artırılması konusunda onlar da bunu tartışmaya başladılar. Ve bence büyük ihtimalle FED de ilk etapta şu 3 Kasım'da tahvil alım programını açıkladıktan sonra tamamıyla bence açıklayacak programı. Bundan sonraki hedef faizler olacak. İşte bu noktada bu hisse senedi piyasası için pek olumlu olmayabilir. Ben şöyle bir araştırma yaptım. 168 tane ülke. Bu ülkelerin faiz son dönemde yaptıkları merkez bankalarının faiz artırma veya indirmelerine baktım. Ve şöyle bir şey çıktı ortaya, şöyle bir şey bulduk. Bu 168 ülke içerisinde Perihan Hanım, 7 tanesi son dönemde faiz indirmiş. Sadece 7 tanesi. 27 tane ülke faiz artırmış. Geri kalan 134 ülke faizlerde herhangi bir değişiklik yapmamış. Şimdi yani buradan şu çıkıyor ortaya. Demek ki artık biz yavaş yavaş gelişmekte olan ülkelerden başlayan bir trendle faiz artışı patikasına girmeye başladık. Ki İngiltere'de bunun konuşulması artık şunu da gösteriyor. Demek ki yavaş yavaş gelişmekte olan ülkelerde önümüzdeki dönem bu faiz artışlarını gündeme alacaklar. Tabii haliyle bunun bir yansımasını nerede görüyoruz? Siz de biraz evvel gösterdiniz. Amerikan 10 yıllık tahvillerinin 1.65'e tekrar gelmesi. Tekrar yükselmesi. Evet, yani şeyler geliyor, ayak sesleri geliyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Peki tahvil faizlerinden devam edecek olursak burada evet %1.65'e kadar yükseldi ama hep şunu görüyoruz aslında son zamanlarda. Yani böyle 60-65 bandla bir yükseliş sonrasında hızlı bir şekilde 50-55 bandla bir geri çekiliş görüyoruz ama tabii piyasanın asıl endişesi %1.70 sonrası. Acaba işte %2'lere bir hareket başlar mı? Bu da şu anki koşullarda bir değişikliğe sebebiyet verir mi? Çünkü o zaman da hızlı hareket ettiğinde tabii piyasa bozucu bir şekilde izliyoruz bunu. İşte riskli varlıklara hemen satış geliyor vesaire. Siz bekliyor musunuz Tolga Bey burada yoksa hakikaten tepelerde miyiz kısa vadeli? Şimdi geldiğimiz noktaya kadar şöyle bir durum vardı. FED hep bir dengeleyici hareket sergiliyordu. Yani dengeleyiciden kastım neydi? Mesela dedi enflasyon geçici dedi. Piyasaları sakinleştiriyordu yani aslında. Evet, evet sakinleştiriyordu ama bir yandan da hep sinyalleri verdi. Önce tapering dedi, arkasından faiz artışları gelecek dedi. Ve şimdi o Amerikan 10 yıllıklarının 1.75'lere 70'lere çıktıktan sonra tekrar 1.20'lere gelmesinde hatırlayın biz hep bunu tartıştık. İşte tapering başlayacak mı başlamayacak mı? Hep başlamayacak dendiği anda faizler tekrar aşağı geldi. Sonra tapering korkusuyla beraber faizler yukarı geldi. Şimdi ama artık gerçek noktaya geldik yani realiteye geldik. Yani realitede 3 Kasım'da tahvil alım programı artık başlıyor. Bence başlayacak büyük ihtimal. Ve bundan sonra da bizim daha çok konuşacağımız ne olacak? Faizler. İşte burada politika faizi biliyorsunuz önce merkez bankaları politika faizinde bir ayarlama yapıyor. Ve bununla beraber uzun vadeli, bunlar kısa vadeli faizler.
Bunu da ne takip ediyor? Tahvil faizleri. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tahvil faizleri. Piyasa takip ediyor. Yani öyle hal böyle olunca ben artık buradaki o zikzakların yavaş yavaş dolar lehine, yani pariteden de zaten biraz bunu görüyoruz. 1.17-1.23 bandındaydık biliyorsunuz. Ne oldu? 1.17'den aşağıya doğru kaymaya başladık. 1.15'leri yani gördük, doğru. 1.15'leri gördük, şu anda 1.16.40'tayız. Orası da Avrupa'dan bir türlü işte Almanya'da hükümetin kurulamaması ve o tarafta hala geçen hafta dahil biliyorsunuz Almanya'dan, Avrupa'dan güvercin tonda açıklamalar geliyordu. Ve tabii bu Euro için çok iyi bir şey değil. Yani ben şunu görüyorum, hep söylediğim şuydu. Kasım'a kadar bu sene bu parti devam eder diyordum hisse senedi piyasasında. Şimdi az bir şey kaldı, 2 ayımız kaldı. Belki biraz daha götürür, bu seneyi de tamamlarız. Ama ne zaman ki bu tapering olayı da netleştikten sonra faiz, bundan sonra bakılacak şey faiz olacak. Bu ciddileşmeye başlarsa o zaman tabii hisse senedi piyasası için negatif bir durum ortaya çıkacaktır. Şimdi Tolga Bey, aslında siz anlatırken ben de notumu aldım. Dediniz ki bir araştırma yaptım. 130 daha da fazla, hatta 134 tanesi 168. Ülkeleri. Evet, 168. 134 tanesi şu an faizleri faizleri şu an sabit, ama beklentiler ne? Tabii yükseltmesi. Yani 134 tane ülke riski kenarda duruyor. Biz hali hazırda faiz indiren ve artıranlara baktığımızda 7 ülke faiz indirdi dediniz. Biri de Türkiye ve 27 ülke ise faiz artırdı. Biz aslında dünyanın tam tersine hareket ediyoruz gibi bir görüntü var içeriye döndüğümüzde. Peki Tolga Bey, risklerden bahsettiniz açık bir şekilde. Burada masadaki risklerde biliyorsunuz işte az önce ifade ettiğiniz gibi Fed'in tekrardan varlık alımını azaltması, hatta bir sonraki yılda yavaş yavaş oluşacak tekrardan faiz artırım döngüsü riski. Doların tekrardan kuvvetlenmesi, dolar endeksinin, bununla birlikte artan enerji fiyatları. Biz bu konjonktürde enflasyon oranlarını nasıl düşüreceğiz ve size göre bu riskler yarın Merkez Bankası para politikası tutanaklarında sizce yer alacak mı? Ya açıkçası çok terste kaldık. Yani ülke olarak Merkez Bankası'nın işi çok zor. Neden zor? Çünkü biz Mart ayında hatırlayın Naci Ağbal'ın görevden alındığı dönemde iyi bir patikaya girmiştik. Hı hı. Ve beklenti neydi hatırlarsanız? Belki işte Eylül ayında enflasyonda gerilemenin başlayacağı şeklinde böyle beklentiler vardı. Hoş, benim beklentim bu yönde değildi. Çünkü benim bu şekilde düşünmememin en büyük sebebi emtia fiyatlarıydı. Ve yurt dışı. Yani ben yurt dışındaki hem enerji fiyatları hem de gıda fiyatları. Yani şimdi bu ikisinin zaten fiyatların aşağı gelmeyeceği ortadaydı. Yani neden ortadaydı? Çünkü pandemiden yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Geçen sene 20 doları görmüş bir petrolden bahsediyoruz. Bu haliyle bu zaten yukarı gelecekti. Yani yurt dışındaki o canlanmayla beraber, mesela bakın İngiltere'de futbol maçlarını seyrediyoruz. Statlar full dolu. Dün Beşiktaş maçını seyrettiyseniz stat full dolu. Evet, yani bu şunu gösteriyor. Evet. Yavaş yavaş, tamam, vakalar çok yüksek. 30 bini aşmış durumdayız ama yani böyle bir tezat da var. Yani tezat şu. İnsanlar artık yavaş normalleşmek yavaş istiyor. Normalleşmek istiyor ve bir şekilde dışarı çıkmaya başlıyor. Uçmaya başlıyor. Uçaklara biniyorlar. O petrolde gördüğümüz 80, şu anda 82 dolar civarındayız WTI'da. Brent'te de 85 ki 86'yı gördük. Şimdi böyle bir gıda fiyatları 13 ay sürekli yukarı çıktı. 2 ay geriledi. Son 2 ayda Ağustos, Eylül yine yukarı gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda enflasyonun düşmesi ben çok açıkçası beklemiyorum. Ama hı hı. Merkez Bankası ne yaptı? Bir anda o çıtayı çekirdek enflasyonu aşağı indirdi. Yani enflasyon üzerinde bir faiz vereceğiz söylemi bir anda 2 puan aşağıya gelmiş oldu. Şimdi neden zor durumda? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi son 2 sene bir avantajımız vardı. Çünkü yurt dışındaki rüzgarlar böyle esmiyordu. Ama önümüzdeki dönem rüzgarlar sert esmeye başlayacaktan kastım buydu son çeyrekte benim. Ve buradaki eğer yurt dışındaki faiz artışı başlarsa, ki başladı, rakamsal olarak size gösterdim. Şimdi bu 27 tane faiz artıran ülkeye baktığımızda kimler var mesela? Peri'nin? Macaristan, Rusya, Polonya, Brezilya. Şimdi bunlar hani sadece beni hani bizle yakın olan ülke olarak ben aldım. Şimdi neden faiz artırıyorlar? Faizi bir kalkanı olarak kullanıyorlar. Yani şimdi herkes görüyor. Yani Fed faiz artırmaya başlayınca bir sıkıntı olacak, bir dalga gelecek. Buna karşı önlem alma amaçlı bunu yapıyorlar. Ama 7 tane ülke demiştim, hani faiz indiren bizle beraber. Bunları da sayayım size isterseniz.
Venezuela, Nikaragua, Bolivya, El Salvador, Singapur, Danimarka. Ya Danimarka'da zaten eksi faiz var. Yani eksiden biraz daha şey yapmışlar. Çok düşük bir oranda azaltmışlar. Yani ve biz bu listenin içerisindeyiz. Ya yani ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bu neden gelişmekte olan ülkeler başladı. O sizin söylediğiniz o 134 ülkede pusuda bekliyor. Onlar da yavaş yavaş artıracaklar. Biz maalesef çok terste kaldık. O faiz kalkanını çok iyi kullanamadık kanaatindeyim. Peki o zaman yarın Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? Çünkü bir önceki toplantıya dönecek olursak piyasanın geneli 100 bas puanlık bir indirim beklemiyordu. Beklememe nedeni de zaten saydığınız nedenlerdi. Ama burada Merkez Bankası'nın zaten belki de problem, belki de konuşmamız gereken şey Merkez Bankası'nın hakikaten bağımsız olup olmayışı. Burada siyasi etkenlerin olup olmayışı. Yani bundan sonraki süreçte tahminlerin bu kadar zor gitmesi. Yani Merkez Bankası'nın da aslında öngörülebilirliğine ciddi derecede zedelemiyor mu sizce? Çok güzel bir kelime söylediniz. Hep yıllardır söylüyoruz. Öngörülebilirlik. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Yani eğer Merkez Bankası en başta bunu sağlaması gerekiyor. Yani daha önce sağlandı bu. Sağlanmayacak bir durum değil. Önce piyasayı ters köşeye yatırmaması gerekiyor. Yani çünkü nasıl FED açıklamalardan önce 3 ay evvelden, 5 ay evvelden veya ECB biz ne olacağını tahmin edebiliyorsak bizde de Merkez Bankası'nın bu ortamı sağlaması gerekiyor. Şimdi yarın ne olur sorusu. Yarın biliyorsunuz piyasa beklenti 50 bas puanlık bir indirim söz konusu. Şimdi yapılacaksa bence yapılsın. Yani sonuçta gerçekten artık şey oldu piyasa. Bunu takip eden 9 siz söylediniz. 9.37 oldu dün kur. 10, şu anda zaten 90, çok farklı bir tablo yok. 9.35'e dayandık tekrardan. Tekrar bugün geldik çünkü sonuçta herkes yarını bekliyor ve yaklaştıkça volatilite artıyor. Euro'ya bakın mesela. Euro da çok önemli. Yani hep dolara bakıyoruz ama 10.90 civarıydı benim gördüğüm. Keza sepet kurda da döviz sepetine de artık çifthaneleri konuşuyoruz. Çok haklısınız. Şimdi bu gerçekten şöyle sıkıntı yaratıyor. Yani biz reel sektör şirketleriyle hep iç içeyiz. Hep gidiyorum, görüşüyorum. Tamam, ihracatçılar bir noktaya kadar bu kurun yukarı gitmesinden mutlu olabilir ama onlar açısından da sonuçta biz ithalat yapıyoruz. Yani dolar ham madde alıp nette euro satış yapan ülkeyiz. Geneli böyle ülkenin. Hal böyle olunca hem iki tane risk var. Birisi fiyat riski, price risk dediğimiz emtia fiyatlarının artması. Arttı mı? Acayip arttı. Enerji maliyetleri, değil mi? Bu kış göreceksiniz. Yani sanayinin şu anda en büyük sıkıntısı önümüzdeki dönem yani işletme sermayesi yönetimi. En önemli şey bu olacak. Çünkü enerji maliyetleri çok arttı. Bunu iyi yönetmeleri gerekiyor. Artı navlun fiyatları. Hep ondan konuşuyoruz. Tam 4 katına çıktı geçtiğimiz yıla göre. Hali böyle olunca yani bizim hani Merkez Bankası'nı bu kadar çok şey yapmamamız lazım. Yani ülke olarak yani Merkez Bankası tamam önemli ama bu kadar insanların, şirketlerin stratejilerine, projelerine müdahil olmaması gerekiyor ortamın. Ama maalesef öyle bir ortamdayız. Ben yarın ne bekliyorum? Yani arttırmazsa şaşırmam gerçekten. Yani herhangi bir şey yapmazsa şaşırmam. Çünkü bir düzeltmeye ihtiyacımız var kur anlamında. Ama indirirse yine şaşırmam. 50 bas puan. Şimdi burada sıkıntı şu. Eğer kalkıp 100 bas puan yaparsa o zaman çok kötü. Yani kur daha da yukarı gider ve orada hedef belli zaten. 10 seviyesi. Yani şimdi teknik olarak da baktığınızda seviyelere bazı seviyeleri görüyorsunuz. 9.20 idi. 9.20'yi geçerse ne olur diyorduk. 9.20'yi geçerse herkesin konuştuğu ne var? 10 var. Yani bir kere o hedefi gösterdiniz mi maalesef sıkıntı var. Ben inşallah öyle olmayacağını ümit ediyorum. Yani yarın belki bir faiz artışı veya indirimi gelmez. En azından sabit bırakılır. Böyle olursa da hafif bir geri çekilme yaşanabilir. Tolga Bey, aslında iki tane sorun var belki de. Şimdi siz değerli profesyoneller, yani daha doğrusu piyasa profesyonelleri, beni yanlış anlamayınız ama şimdi piyasadaki genel sıkıntımız şu. Hani iddia kuponu gibi az önce siz de ifade ettiğiniz, aslında Merkez Bankası tahmini yapıyoruz. Lütfen beni hani piyasadaki değerli ekonomistler yanlış anlamasın. Neden? Çünkü konu ikiye ayrılıyor. Yani Merkez Bankası ne yapar ama aslında ne yapmalı? Şimdi herkesin içinden geçen belki işte faiz arttırmalı kısmı ama faiz arttırır diyemiyor. Sonuçta o tahmini bir şekilde tutturması gerekiyor. Hakikaten bu dediğiniz gibi bir uçurum yaratıyor. Yani piyasa ve Merkez Bankası arasında hani kocaman bir yarık var neredeyse. Aslında bunların bir bütün olması lazım. Biz işte FED'i konuşurken ya akşama ne olur acaba diye değerlendirmiyoruz.
sabahına diyoruz ki evet FED beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. İşte bunları söyledi diyoruz ama yani bizde bu yaşanamıyor ve hakikaten de işte bunun bedelinde bir şekilde yabancının buraya gelmeyişi, işte kurun yukarı gidişi olarak ödüyoruz belki ama kurun da hakikaten 10 liraya gitmesini istiyoruz gibi bir görüntü var. Öyle mi istiyoruz hakikaten Tolga Bey? Ya kesinlikle istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Yani çünkü sonuçta kurun yukarı gitmesi fakirleşmemiz demek. Evet. Ya ben biraz evvel şirketlerden bahsettim. Yani siz reel sektöre gidip baktığınızda bu kadar belirsizlik. Bakın yüzde TL kredi faizi %21'den 21,5'tan bahsediyoruz. Ve euro faizleri %4, %5 civarında bir euro faizi var, kredi faizi var. Yani sizin eğer ülke risk priminiz, CDS dediğimiz bu kredi default swap notunuz, CDS notunuz ne kadar yukarı giderse sizin o sigorta priminiz o kadar artıyor. Şu anda 435-440 civarında olan, %4,3 olan bir biz ekstra Türkiye için maliyetten bahsediyoruz. Şimdi bunun artması demek siz eğer gidip yurt dışında eğer bir borç bulacaksanız sizi sigortalamak isteyen o yabancı kuruluşlar ekstra faiz istiyor. Yani şimdi bunun böyle olması kur ne kadar artarsa, volatilite ne kadar artarsa riskiniz artıyor, ülke riskiniz artıyor. Yani biraz bence bu olayları yaşamayabilirdik. Yani geçen Mart'tan beri gelen bu gelişmeler. Ama şöyle de bir durum var. Hani yaşamayabilirdik diyoruz. Hani açıkçası dolar Türk lirası, euro Türk lirası tahminleri de ben çok fazla şaşırmadım. Yani çünkü böyle bir trend var. 2015'ten beri gelen 45 derece açıyla giden, yukarı giden bir şeyimiz var. Trendimiz var. Hal böyle olunca şirketler ne yapıyor? Kur düştüğü anda dolar almak zorunda hissediyor kendini. Yani bireysel yatırımcılar da keza öyle. O yüzden onları da hani yadırgamamak lazım. Ama kesinlikle bu kurun 10 olması bu hepimiz için çok kötü bir şey. Yani ümit ediyorum, o yüzden söyledim. Belli bir düzen içerisinde yani radikal şeyler yapılması lazım. Yani çok anlatırım burada ama zamanımız yetmez. Ay, anlatırız ama bir hafta böyle her gün soluksuz program yapmamız gerekiyor diyorsunuz. Konu o kadar uzun. Çok haklısınız Tolga Bey. Çok da güzel özetlediniz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi günler. Evet efendim, şimdi hızlıca bir piyasaya tekrardan dönelim. An itibariyle 1432 puan seviyesindeyiz. %0,22 kadar bir yükseliş var piyasada. Viyop cephesinde de paralel bir yükseliş var. Alt endekslerde ulaştırma endeksi bugün dikkat çekici. %1'in üzerine çıktı oradaki yükselişte. Sevgili Altan Aydın bizlere eşlik edecek. Piyasayı Altan'la birlikte değerlendireceğiz. Altan merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Perihan, yayınlar. Şimdi Altan, baktığımızda evet yarın gözler Merkez Bankası'nda ama bir iki gündür piyasada aslında bir kıpırdanma görüyoruz. Kurun yukarı gitmesine karşılık hatta tarihi zirvelere gelmesine karşılık endeksin kendini 1400 puanın altına sarkıtmadığını görüyoruz. Daha önceden bir yorumun vardı, senin çok da iyi hatırlıyorum. 1400 seviyesinin altında çok da fazla kalıcılık beklemiyorum. Nedeni de endeksin hakikaten ucuz olması dedin. Peki bundan sonraki beklentin nedir Altan? Yani aslında hemen hemen aynı. Şu dönem tabii sadece Türkiye'de değil, bütün işte dışarıda da bilanço fiyatlamaların biraz daha etkin olduğu bir dönem. İşte üçüncü çeyrek bilançoları daha iyi fiyatlanıyor. İkinci çeyrek bilançoları da böyleydi. Amerika'da da şu anda yani artan faiz oranlarına baktığınız zaman hani 1.66'lara gelen bir 10 yıllık var. İşte orada da bir enflasyon endişesi var vesaire ama hisse piyasaları yine güçlü. Hemen hemen bizde de aynı görüntünün oluştuğunu ve devam edeceğini düşünüyoruz. Yarınla beraber bizde de bilanço sezonu başlıyor. Ben bu sezonun yani bu üçüncü çeyrek bilanço dönemini iyi geçeceğini düşünüyorum. İyi bilançolar bekliyoruz. Dolayısıyla bu fiyatlamanın da piyasa fiyatlamalarının yansıyacağını düşünüyorum açıkçası. Özellikle bu çeyrekte bizim işte salgından çıkış ve işte salgından çok etkilenen sektörler ve bu şirketlerin biraz endeks ağırlıkları sebebiyle de ben daha güçlü bir hareket bekliyorum açıkçası. İşte nedir? Mesela rafineri sektörü yine bu bilanço döneminde iyi bir bilanço dönemi geçirecek. Demir çelik öyle, havacılık öyle. Bu şirketlerin endeks ağırlıkları yüksek. Onun dışında bankalarda aslında bu bilanço dönemi iyi bekleniyor diyebilirim. Yani orada da hem karlılıklarda hem de marjlarda toparlanma bekleniyor. Dolayısıyla bunun da fiyatlara yansıması muhtemel. Tabii bankalar birkaç gündür ve işte aslında bir hafta 10 gündür diyebilirim. Diğer sektörlere göre biraz daha baskılı, Merkez Bankası beklentileri kaynaklı belki. Ama bilanço fiyatlamalarının yarından itibaren bankalarda da görülebileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman
Bu iyimser fiyatlama sürecek. Dediğin gibi iyi hatırlattın. Yani 1400'ün altında alıcı mevcut ortamda ve bu konjonktür ve dinamikler değişmedikçe de 1500 civarında da satıcı olmayı tercih ediyoruz yani kısa vade için. Orta uzun vadede çok ucuz olduğumuz aşikar ama burada tabii bu ucuzluğu fiyata çevirebilecek alıcıların buraya gelmesi lazım. Şu an için daha çok yabancı yatırımcıların burada olmadığını görüyoruz. Yani biraz daha yerli yatırımcıların, belki kurumsal yatırımcıların gelmesi gerekir. Fiyatları oralara çekmesi için. Yani potansiyel var. Tabii bu potansiyelin, bu değerin biraz cazibeye dönüşüp talebi çekmesi lazım. Kısa vade için ben bu bilanço döneminde bu talebi çekebileceğini düşünüyorum ama önümüzdeki dönemde yani 1500 ve üzeri için ki 12 aylık hedef fiyatlar işte 1880-1900 civarında yani yaklaşık %30 civarında bir potansiyel var. Buralara gitmek için bazı dinamiklerin netleşmesi lazım. Bu enflasyonla ilgili problemin bütün global çerçevede biraz daha netleşmesi, önümüzü görmemiz lazım. Ona da bence biraz daha zaman var. O yüzden bu bilanço dönemi iyi geçecek ama bilanço sonrasında yeni bir katalizör bulamazsak yine işte 1460-1500 bölgesinde endeksin zorlanabileceğini düşünüyorum. Yani beklentiyi alıp gerçekleşeni satacağız gibi bir görüntü olacak. Yeni bir haber akışı bulamazsak diyorsun. Peki alttan baktığımızda aslında kısa vadeli olarak tabii birçok dinamiğin değişmesi lazım dedin. Uzun vadeli dinamiklerde işte CDS'i aşağı çekerim vesaire oralara hiç girmeyeceğim. Çünkü onların hepsi uzun vadeli dinamikler. Kısa vadeli dinamiklerde dediğin gibi odaklanacağımız iki nokta var aslında. Yarın Merkez Bankası, tabii burada kurum seyri ve enflasyon. Bu üçlüyü hep konuşuyoruz son zamanlarda. Şimdi yarın Merkez Bankası'nın evet faiz kararını bekliyoruz. Az önce de değerlendirdik. Piyasa genel olarak 50 bas puanlık bir indirim bekliyor. Fakat şunu sormak istiyorum. Aslında bu indirimi beklerken de olmaması gerektiğini de söylüyor aslında piyasa. Biz bunu fiyatladık mı? Ve eğer yarın Merkez Bankası değil 50 bas puan faiz indirmek, 100 bas puan faiz indirirse yani 50'nin üzerine faiz indirirse ne olur? İkinci opsiyon olarak da faizleri sabit bırakırsa ne olur? Bu iki varsayımı konuşmak lazım sanırım. Dediğin doğru. Yani Eylül ayındaki toplantı sonrasındaki fiyatlamalara baktığın zaman Merkez Bankası'ndan bu toplantıda da 50 ila 100 bas puan bir faiz indirimi bekleniyor. Bu da özellikle kur tarafında bir miktar fiyatlandı. Ben açıkçası 50 bas puanın tamamen fiyatların içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü 9'dan sonraki fiyatlamanın biraz bundan kaynaklı olacağı kanaatindeyim. Yani yurt dışında da tabii bu tip değişiklikler olur ama TL biraz daha ayrıştı. Dolayısıyla 50 bas puan faiz indirimi gelmesi halinde kurda ve piyasalarda çok bir etki beklemiyorum. Tabii yani orta vadeli etkilerini dışarıda bırakarak konuşuyorum. Tamamen piyasa fiyatlaması açısından konuşuyorum. 50 bas puanlık indirim bence şu anki kur hareketinde fiyatların içinde. Dolayısıyla böyle bir indirim gelmesi halinde kurda bir miktar gerileme görebiliriz. Ama bu gerilemenin tabii nereye kadar geleceği çok tartışma konusu olabilir. Yani ben çok fazla gelebileceği düşünmüyorum açıkçası. 100 bas puan yapılırsa belki kurda bir miktar daha oynaklık görebiliriz. Ama sabit bırakması halinde ben bir toparlanma beklerim TL'de. Bundan sonraki süreçte de biraz daha işte yurt dışına, bir süre daha yurt dışına kayacak. Burada tabii mesajlar önemli olacak. Çünkü son olarak Sayın Kavcıoğlu'nun ifadelerine baktığınız zaman sanki hani es geçebileceğine dair bir sinyal veriyor. Ama tabii daha önceki faiz indirimi yani Eylül'de yapıp da bırakması da çok piyasa katılımcılarına ve ekonomistlerine çok anlamlı gelmediği için bu toplantıda bir faiz indirimi bekleniyor, beklendi. Dediğim gibi çoğunlukla fiyatların içinde. Şimdi tabii hisse fiyatlamalarıyla faiz yani tahvil ve kur fiyatlamaları biraz ayırmak gerekiyor. Hisse fiyatlamaları şu anda başka bir dinamikte çalışıyor. Burada tabii ilerleyen süreçte Türkiye'deki 10 yıllık tahvil faizinin nerede olduğu, nerede kalıcı olduğu bunlar hisse değerlemeleri üzerinde etkili olabilir ama daha kısa vadede şu anda bu bilanço döneminde ki kurun da bu bilanço döneminde çok fazla etkisi yok. Yani 3. çeyrekte sadece %2,5 değer kaybetti TL. Dolayısıyla çok fazla bir kur farkı gideri görmeyeceğiz ama 4. çeyrekte eğer kur burada kalırsa %5'in üzerinde bir değer kaybı var. O nedenle biraz daha fazla bir fiyatlama sonrasında görebiliriz. O yüzden zaten ben az önce hisse fiyatlamaları açısından o bilanço sezonundan sonra bir satış
düşünülebilir dedim. Kur tarafında farklı bir fiyatlama var. İşte zaten görüyoruz fiyatları. Dediğim gibi 50 bas puan ve altında, yani 50 bas puan indirim ya da indirim olmaması halinde kurda bir miktar gerileme beklerim. Ancak 100 bas puan olursa kur aynı seyrini, en azından yüksek seyrini bence bir süre daha korur diye düşünüyorum. Peki Altan, az önce ifade ettiğin gibi şimdi 3. çeyrek bilançoların bir kısmı zaten fiyatlanıyor. Biz de burada görüyoruz. Demir çelik sektörü çok iyi, havacılık sektörü dediğin gibi, hatta ulaştırma sektörü genel olarak son zamanlarda güzel bir yeni trend başlattı aslında. Bankalarda baskı var ama şimdi son günleri nasıl mevzusu artan petrol fiyatları ve akabinde de enerji fiyatları. O yüzden benim sana asıl sormak istediğim konu petrokimya sektörü. Burada işte Petkim ve Tüpraş hep ön plana çıkıyor, en büyükleri oldu için. Diğer taraftan da enerji hisseleri. Tabii herkesten gelen genel soru şu. Yani enerji fiyatları bu kadar artıyorken, işte kur yukarıda, diğer taraftan bakıyoruz petrol hakikaten çok kuvvetli. O yüzden enerji hisselerine ya da petrokimya hisselerine portföylerde bulundurmak mantıklı mı diye sorular geliyor ki her sabah burada BIST 100'ü de paylaşırken mutlaka ilk 20'nin içerisinde BIST 100'de hep bir enerji hisseleri de tabii gözümüzün önünde oluyor pozitif tarafta açıldığı için. Yani tabii şimdi sektörün içinde de şirketler ayrışıyor. Ama tabii yani bu maliyetleri şimdi düşündüğün zaman bir lojistik maliyeti ciddi anlamda arttı. İki ham madde maliyeti arttı, yani emtia fiyatlamaları. Sadece işte enerji değil, aslında bazı metaller vesaire, onlar da ciddi anlamda arttı. Şimdi bazı sektörler bunu taleple beraber fiyatlara yansıtabildi. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Demir çelik en büyük örneği bunun. Bu bilanço döneminde de iyi bir bilanço dönemi geçirecekler. İşte Ereğli demir çelikte mesela çok rekor bir marş göreceğiz. Yine Kardemir bir önceki çeyreğe göre yine iyi bir finansal açıklayacak vesaire. Demir çeliği kenara ayırıyorum. Şimdi petrokimya tarafı, rafineri sektörü ve petrokimya bu özellikle salgından en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla talebe bağlı orada bir güçlenme görüldü. İşte uçuşların, uluslararası hava sahalarının açılması vesaire. Orada bence fiyatlama devam edecek ve orada çok bir baskı görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Havacılık tarafı tabii burada bir maliyet var, petrol fiyatları vesaire. Evet. Ama burada da işte artan talepler, yine işte uçuşların daha hızlanması. Yani mesela Türk Hava Yolları'na bakıyoruz, bu çeyrekte muhtemelen 2019 rakamlarını yakalamasını bekliyoruz. Yani ikinci çeyrekte işte havacılık sektörü için en kritik olan bu işte nakit yakma dönemi, çünkü işte uçaklar yerde kaldı. Bu dönemi atlatabiliyorlar. Kargo gelirleri çok iyi vesaire. Baktığınızda bu Türk Hava Yolları'nı tabii ön plana çıkartıyor. Sadece onun için değil, diğer havacılık şirketleri için de aynı şekilde. Ulaştırma sektörü için de. Şimdi enerji şirketleri tarafından baktığında da şimdi tabii enerji şirketlerine şöyle bakmak lazım. İşte ham madde, yani girdi maliyetleri ne oranda, bunları hangi şirketler hece edebiliyorlar, hangileri fiyatlara yansıtabiliyor. Daha çok bu dönemde elektrik dağıtım şirketleri biraz daha bu dönemi rahat atlatabilecekler. Çünkü fiyatlara yansıtabiliyorlar. Maliyetleri zaten yani sabit diyebileceğim oranda. Elektrik üretim şirketleri biraz daha baskılı. İşte burada işte doğalgaz, çevrim veya işte kömür maliyetleri var. Bunları hece edebilen var, edemeyen var. Buna bağlı işte aynı şirketin içinde bunu biraz daha dağıtabilmiş şirketler var. Mesela işte Alarko Holding'de işte dağıtım ve üretim tarafı birbirini belki hece edebiliyor. Öbür segmentler pozitif katkı yapacak ve belki iyi bir bilanço dönemi geçirecek. Öyle düşünüyorum. Mesela Aksa Enerji tarafına baktığınız zaman FABÖK'ün %65-70'i yurt dışından geliyor. Dolayısıyla o maliyetlerden çok fazla etkilenmiyor. Dolayısıyla dediğim gibi sektörleri ayırıyoruz ama sektörün içinde de bazı şirketleri ayırmakta fayda var. Ama genel olarak tabii hem lojistik hem de emtia maliyetlerinin artıyor olması şirketler üzerinde bir marj baskısı yaratacak. Ama bu daha çok bence 4. çeyrekte biraz daha hissedilecek. Çünkü 3. çeyrekte talep halen iyiydi. 4. çeyrekte bunun biraz daha belki daralması muhtemel. Dolayısıyla 4. çeyrek bilançolarında bunun daha net etkisini göreceğiz. Ama biz bu bilanço dönemi için mesela kur fark gideri çok fazla öngörmüyoruz. Mesela FABÖK marjı açısından düşündüğünde de yani %20'lere yaklaşan bir FABÖK marjı bekliyoruz sanayi şirketleri açısından, ki bu geçtiğimiz dönemlere göre iyi bir marj. Yani çok fazla baskılanmadığını görüyoruz. Tabii bunun içinde havacılık, rafineri vesaire de var. Yani onları çıkardığında belki bir miktar daralma görülebilir. Yani işte beyaz eşya, otomotivde bu biraz daha hissediliyor. Ama sözün özü çok bu maliyetlerin bu bilanço döneminde hissedilebileceği, baskı yaratabileceği düşüncesinde değiliz. Ama şunu eklemek lazım.
bundan sonraki döneme ilişkin bazı sinyaller alabileceğimiz bir dönem. Yani bu bilançonun içinde işte bazı kalemlerde dördüncü çeyrekteki işte talepteki yavaşlamaya da bağlı olarak o maliyetlerin daha etkili olabileceğini anlayabileceğimiz, bunun sinyalini alabileceğimiz bir dönem. Örnek vermek gerekirse Amerika'da Procter & Gamble finansallarını açıkladı. Aslında bir büyüme var satış gelirlerinde ve kârında ama baktığınız zaman maliyetlerinde de ciddi bir artış var. Hatta gelirlerden daha fazla artış bir artış var. Evet. Bu dördüncü çeyreğe ilişkin bir beklenti yaratıyor. Çünkü çok uluslararası bir firma biliyorsunuz zaten. Böyle düşündüğünde bunu bir kafamızın kenarında tutmak lazım. Ama zaten yayın başında da söyledim. Bu bilanço dönemi bazı şirketler ve sektörler için bir satış fırsatı oluşturabilir. Yani bunu doğru değerlendirmek lazım. Burada vadeyi de çok doğru belirlemek lazım. Ya biz hep söylüyoruz işte orta uzun vadeli bakalım vesaire. Doğru, hisse yatırımı böyle değerlendirilmeli. Ama kısa vadede çok fazla değişkenin olabileceği dönemlerde de biraz daha aktif olmakta fayda var. Ben bu dönemin böyle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Peki Altan, kısa bir vaktimiz var ama şimdi S&P tarafından da önemli bir haber vardı aslında. Yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacağını ifade etti. Onun öncesinde de zaten hali hazırda devam eden çip krizini konuşmuştuk ama otomotiv sektörü bizde içerideki hisselere baktığımızda çok iyi bir fiyatlama vardı geçen yıl. Bazı hisselerde bu fiyatlamanın işte Tofaş gibi sonradan devam ettiğini de gördük ama doyuma ulaştı mı sana göre? Yani hani hızlı olmak lazım dedin ya, portföydeki otomotiv hisseleri varsa yatırımcılarda ağırlığı azaltmak mı gerekiyor bu durumda? Değerlemeler bazında baktığında çok fazla potansiyel kalmadığını söyleyebilirim açıkçası. Ama işte bazı şirketler dedim ya, yani her şirket kendi içinde bir şekilde değerlendirmeli. Başka beklentilere sahip olanlar, değerlemeler her ne kadar, çünkü şimdi değerlemeleri biz belli varsayımlarla yapıyoruz. Ama bazı beklentiler, işte yıl sonuna kadar bazı otomotiv şirketlerinde yine beklentiler var. Bu beklentilerin biraz daha fiyatlanması söz konusu olabilir. Bunu doğru değerlendirmek lazım ama bizim otomotivcilerle konuşmalarımız, işte bu çip krizi vesaire, işte uluslararası şirketlerle olan anlaşmaların ve işte uzun vadeli kontratların etkisi sebebiyle çok fazla şu anda baskı yaşadıklarını söylemek yanlış olmaz. Ama yaşamayacakları anlamına gelmez. Yani. Sonuç itibariyle global sektörü baskılayan bir durum. Ama anlaşmaların sürmesi ve işte biraz daha vadenin olması bunu şu an için kotarabiliyor bizim otomotiv ve beyaz eşya sektörlerimiz. Ben açıkçası orada bazı şirketlerde potansiyel olduğunu düşünüyorum ama topyekun sektör olarak düşündüğünde değerleme açısından en cazip sektörlerin ilk üçünde yer almıyor bana göre. Onu söyleyebilirim. O yüzden de aslında daha gelecek vadeden sektörlere ağırlık vermekte daha fayda var diyorsun. Altan, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Güzel bir hafta diliyorum sana şimdiden. Görüşürüz, hoşça kal. Evet efendim, şimdi kısaca bir fiyatlamalara göz gezdirip ondan sonra araya gideceğiz ama an itibariyle hala bıraktığımız yerde endeks 1432 puan seviyesindeyiz. Fiyop cephesinde 1543 puandan geçiyor şu an için fiyatlamalar. Kurda sabah saatlerinde sizinle paylaşmıştık, 9.30'dan başlayan serüvenimiz an itibariyle 9.34-35 bandına kadar yine tekrardan çıkmış bulunuyor. Bugün az önce ifade etmiştim, ulaştırma endeksi %1 kadar yukarıda, tekrardan ulaştırma endeksini konuşuyoruz. Zaten piyasada 2.3 milyarlık hacim var. Hacimlerde de ilk sırada 441 milyonla Türk Hava Yolları'nı, ardından Garanti Bankası ve Tüpraş'ı görüyoruz. Bu kısa notlarımızla şimdi kısa bir araya gidelim. Detayları saat 14'te Borsa Teknik'te tekrardan teknik anlamda değerlendiriyor olacağız. Şimdi kripto parayla kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.